Merhaba herkese. Bu ilk ders ama benim de hayattaki ilk dersim verdiğim yani ya da konuştuğum bu tür bir etkinlikte bulunduğum ilk durum. Posta Gazetesi'nde yazı işleri müdürüyüm ben. Çıkmadan önceden beri o gazetedeyim. Yani daha fikir aşamasındayken de o ekibin içindeydim, kurucu ekipteydim. Şu anda yazı işleri müdürlüğü yapıyorum. Bir de pazar ilavesi var. Onun da yayın yönetmenliğini yapıyorum. Yazı işlerini konuşmamız istendi, onu anlatmam istendi. Benim gündelik hayatım aslında bu yaşadığımız şey. Yazı işleri bir gazetenin aslında kalbi bence. Yazı işlerinde olup bitiyor her şey. Sizin elinize ya da işte okuyucunun eline ulaşan yayının hazırlandığı yer orası. Ve oradaki malzeme bir mutfak gibi aslında ve oradaki malzeme, eldeki malzeme ve onu uygulayanların ustalığı da sonucun, çıkan ürünün kalitesini belirliyor. Yazı işlerini iki ayrı grupta düşünebiliriz. Bir tanesi, birinci bölüm edit bölümü, editör, haber merkezi, haber merkezinde çalışan arkadaşlar, istihbarat, yazı işleri müdürleri, haber müdürü, haber koordinatörü. Bu bölüm, yani işin daha çok yazıyla ilgili, malzemeyle ilgili bölümü. İkinci bölümde uygulayıcı bölüm. Orada da sayfa sekreteri, operatör arkadaşlar, görsel yönetmenin tabii ki başkanlığında ilerleyen bir sistem var. Bu sistem teknolojiyle çok iç içe, özellikle son 10 yılda çok büyük bir dönüşüm geçirdi. Ben mesleğe başladığım zamanlarda hani çok hiç bugünle alakası olmayan bir sistem vardı. Sayfa çizilir, işte o farklı yerlerde tatbik edilir falan. Bugün artık her şey çok farklı ve teknoloji bu alandaki en önemli belirleyici. Teknolojinin sunduğu imkanlar. Burada çalışan birinci bölümdeki insanları önce isterseniz ben anlatmaya çalışayım. Haberin oluşumu var, oluşum aşaması var. O yazı işlerine geliyor. Yazı işlerine muhabir arkadaşlar, istihbarat bölümü var. Burada da başka bir durum var. Aslında giderek gazetelerde azalmakta olan, yok olmakta olan bir bölüm istihbarat, özel muhabirlik. Bunun da sebebi havuz haberciliğine yönelmekle ilgili bir şey. Teknolojinin sunduğu imkanlar bunu besliyor. Sosyal medya çok tabii ki hani bizim de gündelik hayatımızın gazetede bir parçası artık. Bunun dışında buralardan gelen haberlerin toplandığı bir yer var. O da bizim gazetemizin haber havuzu. Haber müdürü ya da haber koordinatörü başkanlığında gündelik haberleri toplayan, derleyen arkadaşlar var, bir grup var. Bu kişiler gazetede aslında hayatın en zorlu bölümü bu. Yani bir gazetede en zor şartlar altında çalışan bölüm bu bölüm. Çünkü bu kişiler en erken saatte geliyorlar, gündelik gazeteleri okuyorlar ve farklı kanallardan, ajanslardan gelen haberleri takip ediyorlar. Sosyal medyada neler olup bitiyor ona bakıyorlar. İnternet haberciliği var, böyle bir şey var ve oradan gelen haberleri de derliyorlar. Haber müdürü veya koordinatörü başkanlığında, liderliğinde bunlar tasnif ediliyor. Sabahın erken saatlerinde böyle bir hareket başlıyor. Daha sonra devreye editör arkadaşlar giriyor, sayfa editörleri. Sayfa editörleri de aslında bence öyle olmalı. Sayfa editörleri de haber merkezinin bir elemanı gibi çalışıyor, çalışmalı. Haberleri onlar da diğerleri gibi, sistem zaten herkese açık, ilgili herkese açık. Oradan gelen ajans haberlerini tarayabiliyorsunuz. İnternete girip zaten siz de haber merkezindeki arkadaşların ulaştığı yerlere siz de ulaşabiliyorsunuz. Oradan bir güne hazırlık yapıyorlar. Bunun dışında haber müdürü ve koordinatörü ve yazı işleri var. Yazı işleri müdürleri var. Yazı işleri müdürleri ayrı bir şey. Bu haberin derlenip toplanması ve oluşturulmasında en mühim görev tabii ki haber müdürü ve haber koordinatöründe. Sabah toplantısı yapılır bütün gazetelerde. Önce bir sabah erken saatte 10 gibi. Posta Gazetesi'nde bu yapılmaz. Böyle bir şey yok. Öğlene hazırlık yapılır. Öğle saatlerinde bir büyük toplantı yapılır. Bu büyük toplantıda
Bütün haberler derlenip toplanmış ve bir senteze geçilmiş, gazetenin kendi yapısına göre bir tasnif yapılmış olarak haber müdürü veya yayın koordinatörü, haber koordinatörü bunları birinci sayfa toplantısına getirir. Birinci sayfa toplantısı yayın yönetmeni başkanlığında, liderliğinde yazı işleri müdürleri, zaman zaman editör arkadaşlar ve bazı yazarların katılımıyla gerçekleşir. Ve bu toplantıda gelen haberler herkese anlatılır, okunur. Ama bu da aktif bir süreç. Orada mesela 3 saat geçiriyoruz her gün diyelim. O süreç içinde sürekli tazeleniyor, sürekli yeni haberler geliyor. Bunun bir parçası da sosyal medya. Eskiden böyle bir şey yoktu fakat son birkaç senedir bütün arkadaşların ellerinde bu akıllı telefonlardan bir tane ve Twitter'la sürekli aktif bağlantıdalar. Biz haberleri konuşurken mesela aa bilmem ne olmuş şu anda falan böyle bir şey var şu anda. Bu da aslında bizim yaptığımız için artık önemli bir parçası haline geldi. Bu birinci sayfa toplantısında haberler önemlerine göre tasnif edilir ve birinci sayfaya girecek haberler ayrı, girmeyecek haberler ya da devam verilecek haberler ayrı olarak değerlendirilir. Ve bunlar da sürekli bağlantılıdır. Editör arkadaşlarla da sürekli konuşulur, haberleşilir bu birkaç saatlik toplantı süresince. Ve birinci sayfaya girecek haberler, en önemlisi manşet tabii ki, ertesi günün manşeti belirlenir. Ve bu haberlere göre iç sayfaların manşetleri ve diğer haberleri de belirlenmiş olur aslında o toplantıda. En azından postada bu böyle. Postada bu böyle diyorum çünkü aslında şöyle bir şey, yazı işleri ana hatlarıyla benzerlik gösterse bile gazeteden gazeteye bu işleyişte farklılıklar oluyor. Bu tamamen o gazetenin kendi yapısına göre, yöneticilerin kendi taleplerine göre değişiklik gösterebilen bir şey. Bizim gazetede böyle. Ve iç sayfaların manşetleri de genellikle bu birinci sayfa toplantısı sırasında şekillenmiş oluyor. Bu bir bölümü. Bunun yanı sıra bir de işin tabii ki görsel bölümü var. Yani uygulayıcı bölümü var. Uygulayıcı bölümden de bu birinci sayfa toplantısı dediğim toplantıda mutlaka görsel yönetmen, zaman zaman grafik servisinin başındaki arkadaşımız ve zaman zaman da sayfa çizeri arkadaşlardan bir tanesi ya da operatör arkadaşlardan bir tanesi bulunuyor. Çünkü orada şöyle bir şey oluyor, siz bir haberi nasıl göreceğinize, manşeti o gün nasıl göreceğinize karar veriyorsunuz ve bir sayfa üzerinde, biz hala postada geleneksel metodu koruyoruz. En azından bu birinci sayfa için eski usul sayfalar var ve o sayfaya görsel yönetmen bizimle birlikte çiziyor, bakıyoruz bu fotoğrafı bu kadar açabilir miyiz, açamaz mıyız? O sırada bilgisayardan sürekli bakıyoruz, fotoğraf araştırıyoruz, başka malzeme bakıyoruz falan ve o sırada operatör arkadaşa bu malzemeyi veriyoruz, gösteriyoruz, o gidiyor, nasıl uygulanabilir, mümkün mü yapmayı istediğimiz şey, mümkün mü, onu gidiyor, tecrübe ediyor, geliyor, gösteriyor falan. Bu çok aktif bir süreç. Yani aslında biz birinci sayfa toplantısı sırasında gazetenin birinci sayfasını yapıyoruz. Haberin nasıl yazılacağı, hangi haberin nasıl görüleceği, hepsi bunların kararlaştırılıyor. Bunu hazırlayan gruptaki arkadaşlar, yani uygulayıcı arkadaşlar, bizim verdiğimiz sayfa üzerinden çalışıyor. O bölümde yani operatörler, sayfa sekreterleri ve görsel yönetmenin başkanlığında işleyen bu bölümde de yine teknolojiye son derece hakim olması gereken ve olan arkadaşlar görev yapıyor. Bugün artık pek çok gazetede biliyorum ki sayfa çizmek diye bir şey kalmadı. Bu eskiden tabii ki hani çok mühim bir şeydi ve bu şekilde yapılıyordu iş ama artık fotoğraf malzemesi, yazı malzemesi gönderiliyor dijital ortamda ve operatör de istediğiniz biçimde tatbik ediyor. Burada yönlendirici olan editör arkadaş, yani sayfalar yapılırken o sayfanın editörü yönlendirici kişi, belirleyici kişi. Ve burada çok önemli bir şey var, editör arkadaşın inisiyatif kullanması.
Hem görsele karar veren kişi o çünkü, görsel malzemeyi toplayan kişi o. Hem yazıları, haberleri okuyan ve değerlendiren ve nasıl verileceğini, nasıl kullanılacağını kararlaştıran kişi o. Bu tamamen şöyle de anlaşılmasın tabii, yani tamamen kafasına göre takılıyor, editör arkadaş ne isterse onu yapıyor, böyle bir şey yok. Demin söylediğim gibi birinci sayfa toplantısında zaten bir takım hatlar, ana hatlar belli olmuş oluyor. Haber müdürü ve haber koordinatörü buna zaten liderlik ediyor bu süreçte, sürekli onlar da işin içindeler. Zaman zaman da yazı işleri müdürleri, o bölümle ilgili yazı işleri müdürleri dahil oluyor bu sürece. Bu haberler ve görsel malzeme toplanıyor ve operatörün önünde bir sayfaya dönüştürülüyor. Bu sırada bir takım problemler yaşanabiliyor. Seçilen görselin kalitesi ya da sunuşla ilgili takılınan bir takım problemler olabiliyor. Görsel yönetmen burada devreye giriyor ya da sayfa sekreteri arkadaşlar devreye giriyor. Ve onlar sorun çözüyorlar ya da istenilen şekle getiriyorlar, tasnif ediyorlar diyeyim. Ve burada inisiyatif editör arkadaşta hala tabii ki devam ediyor. Son kararı o veriyor çünkü sayfanın üzerinde onun adı yazıyor. Ve biz de bir şey olduğunda ona soruyoruz hani bu niye böyle oldu diye. Bu türlü bir işleyiş var. Burada çok önemli bir şey var. Bence benim gazetecilikte en önemsediğim şey her iki grup içinde geçerli. Yani operatör en alt kademeden en üst kademeye kadar bence çok önemli bir şey var. Genel kültür ve dil hakimiyeti. Yani bunun sadece yazı işleri müdürü ya hatta yayın yönetmeninden başlayarak en alt muhabire işte her kademedeki insana gerekli olduğunu biliyorum ama ayrıca ben şunu da söylüyorum. Operatör ve sayfa sekreteri arkadaşların da belli bir kültüre sahip olması ve dile hakim olmaları çok önemli bir şey. Neden? Çünkü zaman zaman öyle şeyler oluyor ki zamanla yarışılan bir iş bu, yapılan iş. Yani dediğim gibi sabah başlıyorsunuz, öğleden sonra toplantısında belli bir yere geliniyor ve fakat bütün işin, yemeğin yapıldığı saat birkaç saat sadece. Zamanla yarışıyorsunuz çünkü sizden o sayfaların geçilmesi bekleniyor. O süreç içinde sayfanın editörü ya da o sayfayı sonra kontrol etmesi gereken yazı işleri müdürü rahatlıkla bir takım şeyleri atlayabiliyor. O sürat içinde görmeyebilirsiniz. Ve de bu çok şey bir şeydir. Mesela 4 kişi 5 kişi okur aynı sayfayı. Fakat herkes o hatayı görmez ve atlar. Yani gazetelerde her gün görüyorsunuz mutlaka. Tashihten geçilmiyor. Bunun önünü alamıyoruz. Tashihçi diye bir birim var. Bununla ilgili kişiler var. Tashihçi diye bir insan var gazetelerin çoğunda çalışan. Ona rağmen bütün gazetelerde yanlış yazılım hataları var. Fakat sayfa operatörü ki bunu yapabilen arkadaşların yarattığı farkı ben hep gözlemledim yıllar içinde. Sayfa operatörü arkadaş yani orada bilgisayar üzerinde bunu yapan arkadaş belli bir dil hakimiyetine sahip olduğunda bu hatalar en aza indirgeniyor. Ya da genel kültürle ilgili de sorunlar yaşanabiliyor. Siz öyle bir şeyi atlayabiliyorsunuz ki o kişi size diyebiliyor ki hayır bu fotoğraf işte 3 hafta önce çıktı ama başka bir şey için çıktı. Sen bunu kullanıyorsun tekrar. Sizi uyarabilir. Bunun için bence en önemli şey bizim meslekte genel kültür ve dil hakimiyeti. Birincil derecede önemli ve herkesin sahip olması gereken şey. Onun dışında bu sayfalar yapıldıktan sonra tabii bu da aktif bir süreç. Yani hani saat 4'te diyelim ki haberler verildi, sayfa editörü operatörle birlikte sayfayı yaptı ve bitti gitti. Böyle bir şey yok. Bu süre içinde belki 5 kere sayfa değişiyor. Sürekli aktüel bir şey çünkü. Yeni haberler geliyor, bazıları çıkıyor, başka sayfaya gidiyor, manşet değişiyor. O kadar yoğun ve o kadar hareketli bir zaman dilimi ki bu. O süreç içinde dikkatli, dayanıklı ve istekli olan insanlar olması gerekiyor editörlerin ve bağlantıda oldukları insanların. Bu arada bence gazetecilikte tabii ki siz de mutlaka farkındasınız bir dönüşüm değişim var. Yani eskiden böyle bir şey yoktu ama artık tamamen teknolojiyle bağlantılı bir iş yapıyoruz. Ve teknolojiye hakim olan insanların son yıllarda özellikle daha yeterli görüldüğünü ve daha çok sorumluluk yüklendiğini söyleyebilirim.
O yüzden de özellikle genç insanlara, genç arkadaşlara en önemli tavsiyem teknolojik gelişmeleri, yenilikleri hem düşünce hem teknoloji anlamında takip etmeleri ve uygulayabilir hale gelmeleri. Bunu yapabilenler kesinlikle daha farklı bir geleceği hayal edebilirler diye düşünüyorum. Bunun dışında yazı işleri müdürlerini yani bizlerin yaptığı işi tam olarak aslında tarif etmek çok zor. Çünkü zannediyorum her gazetede bu farklı işleyen bir süreç. Bizim gazetede 3 yazı işleri müdürü var şu anda. Her birinin yaptığı işler farklı. Aynı işleri yapmıyoruz. Onlar da kendi içlerinde farklı alanlarda daha çok söz sahibi oluyorlar. Daha çok bir kontrol mekanizması olarak da aslında görülebilir yazı işleri müdürlüğü. Normalde yazarların, tabii bir de yazarlar var. Yazı işlerinin önemli bir parçası yazarlar. Yazarların yazılarını zannetmeyin ki öyle geliyor. Onlar yazıyorlar ve bir şekilde çıkıyor. Bu yazıların hepsi her gün yazı işleri müdürleri tarafından okunuyor. Editörler tarafından ayrıca okunuyor. Ve yazı işleri müdürlerinin buradaki oynadığı rol önemli. Çünkü o yazıların içinde ertesi gün gazetenin yayın politikasına ya da başka bir takım hukuki sorunlara yol açabilecek unsurlar olabiliyor. Bunları takip etmek ve gerekirse müdahale etmek yazı işleri müdürlerinin ilgili oldukları bölümlerle ilgili olarak söylüyorum tabii, görevleri. Ve bununla da sıkça karşılaşıyoruz aslında. Çünkü sadece yayın politikası değil, bir sürü problem olabiliyor. Yani hukuki sonuçları olabilecek özellikle, önemli hukuki sonuçları olabilecek durumlar olabiliyor. Bunlar takip ediliyor. Bunun dışında çıkan sayfaların, biten sayfaların gözden geçirilmesi gerekiyor. Burada da yazı işleri müdürleri tabii ki devreye giriyor. Biten sayfalarda hem okey verilmesi ve tamam bu sayfa gidebilir denilmesi anlamında hem de yapılma sürecinde karşılaşılan bir takım problemlerle ilgili olarak devreye girebiliyorlar. Yazı işlerinin en önemli aslında yani yazı işlerinin yaptığı işi en önemli biçimlendiren kişi aslında yayın yönetmeni. Yayın yönetmeni en azından şunu söyleyebilirim, Posta Gazetesi'nde, diğer gazetelerde farklı olabileceğini biliyorum. Ama Posta Gazetesi'nde yayın yönetmeni son derece etkin bir rol oynuyor. Yazıların nasıl olduğu, yani işleyiş sürecinde dahil oluyor. Sık sık sayfalara bakar, değerlendirmelere bakar, nasıl olduğuna, işlerin nasıl gittiğine bakar. Ve sürekli dahil olur bu sürece. Ve aslında editör ve yazı işleri müdürü arkadaşlar daha çok yayın yönetmeninin kaygıları, beklentileri doğrultusunda bir anlayışla hazırlarlar bu sayfaları. Zaten ben şuna çok inanıyorum, bir yayını elinize aldığınız zaman, bu gazete olsun, dergi olsun, her ne olursa olsun, oradan onu inceleyerek sadece o yayının en başındaki kişinin kişiliğiyle ilgili, yapısıyla ilgili çok önemli sonuçlara varabilirsiniz. Bu Posta için de geçerli ve diğer bütün yani Hürriyet için de, Milliyet için de, hepsi için de geçerli. Bizim gazetede özellikle Posta'da çok önemli bir fark olduğunu düşünüyorum diğer yayınlardan. Belki en çok satan, belki değil, biz bunu biliyoruz zaten. En çok satan gazete olmasının da en önemli sebeplerinden biri bu bence. Haberin yazılışı, sunuluşu. Haberin normalde haber tabii ki bir bütün unsurları, bulunan, ulaşılan bütün detayları barındıran bir şekilde karşımıza gelir. Ve bu bazen yani bir gazetenin yarım sayfasını kaplayabilecek uzunlukta bir yazı olabiliyor. Fakat bunu doğru unsurları barındırarak özetlemek, çok kısa, net ve vurucu bir şekilde yazabilmek, ustalık isteyen ve bence bugün gazeteciliğin en önemli meziyetlerinden biri. Posta Gazetesi'nin en büyük hassasiyeti de bu noktada. Kısa, öz ve okuyanın o olayla ilgili
merak edebileceği, ihtiyaç duyabileceği her unsuru bulabileceği bir yazılış. Zaten bugün ayrıca da gelinen noktada, yani modern dünyada özellikle dikkat çeken bir şey insanların okumaya olan ilgilerinin azalması, ilgilerinin azalması, zamanlarının azalması ve bununla beraber olarak uzun uzun haber okuma hem arzusuna hem de lüksüne sahip olmamaları. Kısa, öz ve vurucu bir teknikle yazılmış haber en doğru haber bugün artık. Ama bu çok zor bir şey, hiç kolay bir şey değil. İşte bu noktada da editör arkadaşın ve onu yönlendiren haber müdürü, yazı işleri müdürü arkadaşların katkıları devreye giriyor. Bir haberi editör arkadaşın doğru şekilde verebilmesi için çok dikkatlice ve tümünü okumuş olması gerekiyor. Ama bu da yetmiyor. O kişinin doğru haber sezgisine sahip olması gerekiyor. Gazetecilikte en önemli şey bir haberi gördüğünüz zaman, ya bazen değerlendirmeler çok sübjektif olabiliyor, bu ayrı bir mevzu. Ama haber sezgisi diye bir şey var. Doğru haberi görmek, haber olan bir şeyi o topluma, o gündeme, o güne, o zamana göre değerlendirebilmek. İşte zaten işin bence sırrı da orada. Bunu yapabilmek gerekiyor. Bunu yapabildiğiniz zaman zaten o haberi kısa ve öz bir şekilde toplamanız ve en doğru başlıkla, en dikkat çekici başlıkla sunabilmeniz mümkün oluyor. Editör arkadaşların da, özellikle editör arkadaşların tabii, bu meziyete sahip olmaları bekleniyor. Bu hiç kolay bir şey değil çünkü bu sadece belli kuralları olan bir şey de değil. Çünkü çalıştığınız yayına göre, çalıştığınız yayın yönetmeninin beklentilerine göre de zaman zaman değişiklik gösterebilecek bir şey bu. Siz 2 sene bir gazetede çalışırsınız ve bir takım şeyleri çözdüğünüzü, öğrendiğinizi, belli bir noktaya geldiğinizi düşünürsünüz değerlendirmeyle ilgili olarak. Sonra başka bir gazeteye gidersiniz ve sudan çıkmış balığa dönersiniz. Çünkü oradaki beklentiler daha öncekilerle taban tabana zıt bile olabilir. Bu tür durumlarla bile karşılaşılabiliyor. Ama yine de hani belli bir şey var, haber olan şey haberdir. Siz kendi çalıştığınız gazeteye göre o haberi, o gazetenin bakış açısına göre, o gazetedeki beklentilere göre, okuyucu beklentilerine göre kısa, öz bir şekilde toplayıp çarpıcı bir başlıkla verebilirsiniz. Başlıklandırma da çok mühim bir şey. Çünkü haberi okutan 2 şey var. Birincisi bence görsel malzeme, görseliniz, kullandığınız görsel haberin içeriği kadar önemli. Haberi çünkü ilk anda anlatan şey başlık ve fotoğraf. Başlığı ve fotoğrafı dikkat çekici verebilirseniz o haber okunulur haber oluyor. Ama burada da dile çok hakim olmanız gerekiyor, habere çok hakim olmanız gerekiyor. Üzerinde düşünmüş olmanız gerekiyor. Bu da hem yetenek, hem zaman, hem birikimle ilgili tabii ki bir şey. Ama bunu doğru yapabildiğinizde, dilin tuzaklarına düşmeden, okuyucunun hassasiyetini gözeterek, olası hassasiyeti gözeterek yapabildiğiniz zaman da en doğru işi yapmış oluyorsunuz. Görsel malzemenin seçilmesi bence çok çok önemli. Hatta ve hatta bence artık gazetecilikte, özellikle muhabirlikte, kişinin kendi fotoğrafını çekmesi gerektiği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Ve biz kendi gazetemizde bu uygulamayı başlattık. Özellikle hafta sonu edisyonu için, hafta sonu yayınları için çalışan arkadaşlar bundan böyle kendi fotoğraflarını kendileri çekiyorlar, çekecekler. Ve çok da iyi sonuç alıyoruz. Çünkü haberi bilen o, işi yapan o ve bunun görsel malzemesinin de eğer fotoğrafçılık bilgisi, deneyimi, tecrübesi var ise bunu en doğru şekilde görsel malzemeye yansıtacak olan da o. Bu bir bölümü ama sayfa editörünün de, yani görsel malzemeyi seçen arkadaşın, karar veren, toplayan, araştıran arkadaşın da buna sahip olması, yani görsel malzemenin seçilmesindeki hassasiyetleri ya belli bir meziyet sergilemesi gerekiyor. Hiç kolay bir şey değil bir haberin fotoğrafını seçmek. Karşınıza yüzlerce fotoğraf gelebiliyor o haberi anlatan, anlattığı düşünülen. Fakat sizin seçim şansınız sadece bir tane bazen. O bir tek fotoğrafla da bütün haberi anlatmak
bütün daha doğrusu bütün haberi en doğru şekilde anlatacak fotoğrafı bulmak bazen karşılaştığımız en önemli sorun oluyor. Ve bu birinci sayfa için bizim birinci sayfayı hazırlarken de karşımıza çıkan sorun. Çünkü bir tane fotoğraf seçeceksiniz ve o haberi o fotoğrafın en iyi şekilde anlatması gerekiyor. Ama öyle şeyler oluyor ki ancak üç fotoğrafı yan yana getirdiğinizde o haberi anlatabilir, doğru malzemeyi, görsel malzemeyi bir araya getiriyorsunuz. Orada da bir takım şeyler var. Tabii kolaj teknikleri kullanılabiliyor. Fotoğraflar küçültülüp kullanılabiliyor. Ama bazen de bu çok zor oluyor. Tek bir fotoğrafla anlatmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden fotoğraf gözü diye de yani görselle bakmakla ilgili de bir meziyet geliştirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bu da zaman içinde yapa yapa edinilen, gelişen bir şey. Görsel malzemeyi değerlendirmek. Bunun için de zaten gazetecilik okullarında fotoğrafçılık okutulur. Mutlaka vardır. Ama buna ben de dahilim. Zaman içinde mesleğe başladıktan sonra bu bir tarafa bırakılır. Eğer ilgi alanınız değilse, kendiniz ilgilenmiyorsanız unutulur gider oradaki bilgiler. Bence hiç unutulmaması gerekiyor. Editör, yazı işleri müdürleri ve muhabir arkadaşların fotoğrafçılıkla bence artık bugün mutlaka iç içe olmaları gerekiyor. Üstelik gelinen nokta öyle bir nokta ki çok müthiş eğitimler falan da almanız gerekmiyor. Şimdi yeni teknoloji ürünü makinalar en eğitimsiz kişinin bile en iyi şekilde görsel malzemeyi sağlayabilmesini getiriyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dille ilgili bölümünde de dil çok aslında tuzakları olan bir şey. Yani siz burada doğuyorsunuz, büyüyorsunuz ama ana diliniz, kullandığınız dil ama kullanılacak dille, atılacak başlıkla ilgili çok ciddi tartışmalar yaşayabiliyoruz biz gazetede. Ve bu tartışmaların da özü şu, bu söylemek istediğimiz şeyi anlatan doğru ifade midir? Bir tanesi diyor ki hayır ben bundan şu sonuca varıyorum bu başlıktan. Öteki diyor ki hayır ben bu sonuca varıyorum. Bu çok ciddi bir şey aslında, ilk başta hiç böyle bir şey olmazmış gibi geliyor insana. Ama bu bizim yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi. Ayrıca çok dil çok lastikli de bir şey. Zaman zaman kullandığınız şeylerin nerelere gidebileceğini de hesap etmeniz gerekiyor. Bu da belli hassasiyetlerle zaman içinde gelişen bir şey. Siz bir başlık atıyorsunuz. Aklınıza bile gelmeyen, hatta erkeklerle kadınların kullandıkları lisanda da böyle bir şey, böyle bir fark oluyor. Siz bir başlık düşünüyorsunuz, söylüyorsunuz. Karşınızdaki diyor ki ben buradan bambaşka bir şey anlıyorum ya da bu çok tehlikeli bir yere gidebilir. Sayfa editörü arkadaşlar sayfaları hazırlarlarken tabii ki yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürleriyle her zaman kontakta değiller. Bu zaman zaman olan bir şey ama sürekli bir kontrol yok. Ve bu inisiyatif alanlarına giriyor onların tabii. Ve kullandıkları başlıkların ertesi gün ne tür sonuçlara yol açabileceği, haberle ilgili ne tür sıkıntılara yol açabileceğini de hesaplamaları gerekiyor. Bu hiç kolay bir şey değil. Zaman zaman çok ciddi krizlere yol açabiliyor. Çünkü okuyucu tahmin etmediğiniz konularda da hassasiyet gösterebiliyor. Ve ertesi gün gazeteyi telefon yağmuruna tutabiliyorlar. Kullandığınız sadece bir başlıktan ötürü ya da kullandığınız zaman zaman da bir fotoğraftan ötürü. Orada da böyle kaygılar var aslında. Siz bir fotoğrafın haberi çok iyi anlattığını düşünüyorsunuz. Ama özellikle mesela insanların kanlı, işte kolay kolay bakmak istemeyeceği insanların, herkesin rahatlıkla bakamayacağı bir takım fotoğraflar geliyor karşınıza zaman zaman. Ve bunların kullanılıp kullanılmaması ile ilgili de tamamen görüş ayrılığında, biz kendi içimizde de oluyoruz. Burada çok ciddi bir sorun yaşanıyor zaman zaman. Bunu kullanabilir miyiz, bu fotoğrafı kullanabilir miyiz, etik olarak uygun mu? Bu tartışmalar çok sıklıkla gazetelerde yaşanıyor. Çünkü haberi en iyi anlatan fotoğraf aslında kullanılabilir fotoğraf olmuyor bazen.
O zaman da onun yerine başka bir şey bulmanız gerekiyor. Başka bir malzeme bulmanız gerekiyor. Ya da bazen biz her şeyi göze alıyoruz ve kullanıyoruz. Ama o zaman da ertesi gün tabii çok ciddi tepkiler alabiliyoruz. Bazen de tersi oluyor. Siz tepki alacağınızı düşünüyorsunuz bir şeyi, ona rağmen koyuyorsunuz ama ertesi gün olmuyor. Böyle bir tepki olmuyor. Dil ve görsel bence gazetecinin, bir gazetecinin yazı işlerinin en büyük meziyet göstermesi gereken bölüm. Onun dışında gündelik işleyişte tabii ki hani siz bir gazete yapıyorsunuz ve bu gazete belli bir saatte basılıyor. Ama tabii gün bitmiyor, haber de bitmiyor, haber sonlanmıyor çoğu zaman, devam ediyor. Onun için de bir gece ekibi var ayrıca çalışan. Posta gazetesinde biz bu kuralı da değiştirdik. Şöyle bir mantıklı, normalde gazeteler, yani yazı işleri bir gazete yapar. Akşam saat 7 gibi, 7.30, 8 gibi en geç bu biter. Ondan sonra gündüz ekibi akşam kalıp da bunu haberleri, değişiklikleri kovalayacak arkadaşa bırakır, anlatır. Hassasiyetleri söyler o günle ilgili ve gece gazete bir kez daha elden geçirilir, sayfalar değiştirilir, bir sayfadaki bir şey çıkar başka bir sayfaya gider. Bu bir tek değişiklik değildir, o oraya giderken domino taşı etkisi yaratır, başka pek çok değişikliğe de yol açar. Çünkü onu oradan çıkarttığınızda, içeriye sayfaya koyduğunuzda orada bir şey çıkartmanız gerekir, onu nereye koyacaksınız falan. Bu tür sorunlarla karşılaşılır ama bunlar bu şekilde halledilir. Posta gazetesinde biz şunu yapıyoruz. Onun da Posta Gazetesi'nin başarısındaki önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Bütün Türkiye aynı Posta Gazetesi'ni okuyor. Bizde gece servisi diye bir şey yok. Ve bunu nasıl yapıyorsunuz derseniz, biz gece belli bir saate kadar hep birlikte yazı işleri olarak gazetede kalıyoruz. Yani gazetenin bitiş saati normal diğer gazetelerde 7 ise diyelim, bizde 9.30-10 oluyor. Ama neredeyse Türkiye'nin her yerine şehir gazetesi göndermeyi başarıyoruz. Taşra gazetesi değil. Taşra gazetesi ve şehir gazetesi diye iki ayrı şey var çünkü yani. Önce bir taşra gazetesi hazırlanıyor. Merkezler, büyük kentler dışındaki yerlere gönderiliyor. Ondan sonra daha rafine bir örneği günün hazırlanıyor. Bizde böyle bir şey yok. Tek bir gazete hazırlanıyor ve herkes, yani Van'daki okuyucu da, İstanbul'da merkezdeki okuyucu da, bazı istisnai durumlar hariç aynı gazeteyi okuyorlar. Bu da tabii ki oradaki hayatı, yani gazetenin yazı işlerindeki hayatı tamamen değiştiriyor. Onun için demin söylediğimi zannediyorum, bizde sabah toplantısı diye bir şey yok. Öğle toplantısıyla, yani birinci sayfa toplantısıyla her şey belirleniyor. Normalde gazeteler çünkü iki ayrı toplantı yaparlar. Bizdeki işleyiş bu şekilde, bunun da sebebi bu. Yani belli bir saate kadar haberlerin oluşması, olgunlaşması bekleniyor. O olgunlaşmış haberler üzerinden bir gazete üretiliyor. Ve bu da tabii ki normalde 10'da başlayan bir süreç, akşam 5, 6, 7 gibi bitebilirse, bizde öğlen 12'de başlayan süreç, akşam 9.30, 10, 11. Dün gece ben çok geç çıktım ama yayın yönetmeni de benden bir saat önce, 2 saat önce çıkmıştı belki. Yayın yönetmeni bizzat işin başında olarak bu devam ediyor. Bu çok önemli bir şey getiriyor bence. Her şeyden önce eşit muameleyi getiriyor. Herkese eşit gazeteyi, haberi, bakış açısını, her şeyi sunabilmeyi getiriyor. Seçilen, şunu da sağlıyor diye düşünüyorum. Malzemenin kalitesiyle ilgili, çünkü malzemenin kalitesiyle ilgili de bir fark yaratıyor. Çünkü hazırla koy gitsin mantığının dışında bir iş yapılıyor. Normalde çünkü şey odur, işleyiş odur. Yani bitirin, önemli olan bitirmek ve göndermek. Bizde postada böyle bir şey yoktur. Önemli olan en iyisini yapıp geç gönder ama en iyisini yap gönder şeklinde. O da tabii ki size zaman kazandırıyor, iyi bir şey. Ama tabii ki şöyle bir sonucu oluyor. Burada çalışacak gazeteci arkadaşların ciddi dayanıklılığa sahip olması gerekiyor. Hem uzun saatler ve akşam saatlerinde tabii ki süren bir çalışma bu. Çok geç saatlere kadar sarkabiliyor. Ve tabii ki bu durumda da insanlar normal hayatlarını sürdüremiyorlar ve başkalaşmış bir iş ortamı oluyor. Ama yapılan işin kalitesine kesinlikle yansıyan bir şey olduğunu söyleyebilirim.
yapılmak istenen işin kalitesine diyeyim. Çünkü tabii bu da sübjektif bir şey. Yani sizin yaptığınız bir yayını, gazeteyi her okuyucu takdir edip de alıp da okumuyor, benimsemiyor. Burada bir takım bir tür problem de aslında buradan doğuyor. O da şu, siz çalıştığınız gazetenin her birimdeki arkadaş, muhabir arkadaştan başlayarak yazı işleri müdürü arkadaşlara kadar siz nasıl bir yayında çalışıyorsanız o yayının gerektirdiği bakış açılarını da geliştirmek zorundasınız. Bu hiç kolay bir şey değil, zaman içinde edinilen bir şey. Yayın yönetmeninden ve patronlardan da tabii ki zaman zaman kaynaklanan bir şey, şekillenen bir şey diyeyim. Ama bu çok önemli bir şey çünkü gazetenin ahlaki hassasiyetleri, politik hassasiyeti, bunlar sizin bir haberi hazırlarken, sunarken mutlaka kullandığınız süzgeci şekillendiren şeyler. Ve buradaki hassasiyetleri çok iyi kavramanız ve o bakış açılarını geliştirmeniz gerekiyor. Yani gazetecilik bir haberi alıp, burada bir sürü kişiyiz. Hepimiz bir haberi okuyabiliriz ama hepimiz farklı bir şekilde o haberi göreceğiz. Farklı bir şekilde sunacağız. Ama çalıştığımız yayın için kullandığımız dil, bakış açımız değişecek. Bu %100 böyle. Ve her yayında da bu belirgin bir şekilde gözleniyor. Tabii ki haber olan şey bazen tartışmasız oluyor. Yani bir büyük felaket, bir büyük politik dönüşüm, değişim. Bütün bunlarda hani haberin büyüklüğü ve veriliş şekli zaten kendisi haberin kendisini getiriyor. Ama onun dışında diğer şeylerde, diğer hazırlanan haberlerde, sayfalarda bu çok önemli bir şey. Bakış açısı geliştirmek. Bakış açısı geliştirmek derken onun bir de şu tarafından söz etmek istiyorum. Bugün artık gelinen noktada haber dediğiniz şey çok genele yayılmış bir şey. Yani bizim gördüğümüz haberleri, biz ajanslardan haber alıyoruz. Belli ajanslar var bu alanda hizmet veren. O ajanslardan alıyoruz, internetten faydalanıyoruz. Tabii ki zaman zaman muhabir arkadaşlardan faydalanıyoruz. Ama bugün artık haber genellikle bütün gazetelerde aynı. Sizler bile ya da işte dışarıdaki insanlar, gazeteci olmayan kişiler bile zaman zaman bizden daha önce belli haberlere ulaşmış oluyorlar. Ve burada çok önemli bir şey çıkıyor. Bizim meslekteki bir dönüşüm, değişim noktası bence bu. Bakış açısı getirmek ve fark yaratmak devreye giriyor. Editör arkadaşın, haber müdürü arkadaşın, muhabir arkadaşın, yazı işleri müdürü olarak çalışan arkadaşların bir haberi gördükleri zaman ertesi gün bütün gazetelerde ya da diğer rakip gazetelerde aynı olmaması için farklı bir şey, bir unsur, bir şey getirmesi gerekiyor. İşte buna bakış açısı diyoruz. Bir haberi okuduğunuzda tabii ki sübjektif olarak 3 kişi okusa 3 kişi de farklı tarafını önemseyebilir. Zaman zaman böyle haberlerle de karşılaşılıyor. Ama farklı, hatta esprili bir bakış açısı getirebildiğiniz takdirde bir habere, "Aa, bunu hiç düşünmemiştim" dedirtebildiğiniz takdirde çok iyi bir iş yapmış oluyorsunuz. Fark yaratmış oluyorsunuz ve okuyucu bunu kesinlikle ödüllendiriyor. Biz postayı hazırlarken kısa öz yazılmış haberin yanında en çok buna önem veriyoruz. Bakış açısı geliştirebilmek ve ertesi gün %100 bu böyle diğer gazetelerde diyebileceğiniz bir haberde farklı bir şey söyleyebilmek, farklı bir tarafından hadiseye bakabilmek, bu çok mühim bir şey ve önümüzdeki yıllarda gazetecilikte de yani sosyal medyayla birlikte herkesin ulaşabileceği haberleri okuyucuya satabilmek için de bunun en önemli belirleyici unsur olacağını düşünüyorum. Zaten şu anda biz bunu görüyoruz, yaşıyoruz her gün. Farklı bakış açısıyla birlikte tabii esprili dil kullanma, esprili bir bakış açısı getirmek de önemli. İnsanlar bugün artık bütün dünyada böyle, sadece Türkiye'de değil, yabancı meslektaşlarımız da aynı şeyden söz ediyorlar. İnsanlar hem az okuyorlar hem de kendilerini eğlendirecek bir şeyler bekliyorlar. Yani gazeteyi sadece haber alma kaynağı olarak görmüyorlar. Çünkü ellerinde televizyon işte ve sosyal medya araçları var ve bunlardan herkes artık faydalanıyor. Sizin bir haberi insanlara ilginç bir şekilde sunabilmeniz ve okutabilmeniz için esprili bir
dil kullanmanız da bekleniyor, gerekiyor ve iyi sonuç veriyor. Ama tabii esprili dil kullanırken daha önce söz ettiğimiz gibi dilin lastikli tuzaklarından da korunmak gerekiyor. Bence bütün bunların dışında, dışında değil yani vardığı noktada, gazeteci olmak isteyen, yazı işlerinde çalışmak isteyen insanlar için, ki ben buna teknik bölümü de tamamen dahil ediyorum, genel kültür sahibi olmaları, ama bu insanı ilgilendiren her konuda, yani en saçma konularda bile, en saçma alanlarda bile meraklı olması, merak kediyi öldürür derler ama bence gazeteci için yaşam demek, hakikaten öyle. Meraksız bir gazeteci düşünemiyorum, yani bir şeyleri merak etmeyen bir gazeteci düşünemiyorum. O, öyle olduğu anda zaten o başka bir şey oluyor, gazetecilik olmuyor. Dayanıklı olmaları gerekiyor. Bu her anlamda, yani stres kaldırabilmek ve fiziksel olarak da dayanıklı olabilmek gerekiyor. Teknolojik gelişmeleri mutlaka takip etmek ve uygulamak gerekiyor. Bunun dışında kalan arkadaşların gazetenin yapısı dışında da zaman içinde kaldıklarını gözlemledim. Yabancı dil bilmek gerekiyor. Hatta bir dil iyi olmasa, iyi derecede olmasa bile birkaç değişik yabancı dil bilmek gerekiyor. Çünkü yaptığınız haberlerde zaman zaman değişik yer isimleri, kişi isimleri, pek çok şeyle karşılaşıyorsunuz ve onları doğru yazabilmekle ilgili problemlerle çok sık karşılaşıyoruz. Bunun dışında haber duygusuna, haber sezgisine sahip olmaları gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bunlar, yani gazetecilikte başarılı olmak ve yazı işlerinde varlık gösterebilmek için, yazı işleri bölümünde varlık gösterebilmek için bunlara dikkat etmek gerekiyor, bunlara sahip olmak gerekiyor. Sizin sormak istediğiniz şeyler varsa tabii baştan başlayalım isterseniz. Merhabalar hocam, öncelikle hoş geldiniz. Benim soracağım sorunun muhatabı siz misiniz onu bilmiyorum da. Fotoğrafla gelen ilgili. Şey varsa yaparım, söylerim. Posta gazetesinde yaz kış hiç değişmeden manken resimlerin olmasının sebebini soracaktım ben size hocam. İşte tabii buyurun. Tabii. Sokakta hani olduğu iddia edilen bir haber vardı. Bir babanın kızlarıyla ensest ilişkisi. Ben Twitter'da haberi görünce siteyi tıkladım. Gördüğüm manzara hani yan tarafta, yani haberi okudum, yan tarafta haber bandında 12 tane haber var. 12 haberin 7 tanesi çıplak kadın figürü. 7 tane haberde çıplak kadın figürü var. Birbiriyle çok ciddi bir tezat bu. Bu hala Posta dahil birçok gazetede, üstelik haber sitelerinde de hala ciddi devam ediyor. Hani bu çok ciddi bir tezat. Bu haberi verirken en azından bu yapılmaz. Bunu yapıyorsak eğer bu haberlerin olmasında gazetelerinde etkisi vardır diye düşünüyorum. Ben de soracaktım, arkadaşım sormuşken hemen. Bu olayda sorayım. Yani yaşanan kötü olayda gazetelerin etkisi var mı? Gazetelerdeki bu kullanılan kadın figürünün, hatta çıplak kadın figürünün bunu tetiklediğini düşünüyorum ensest? Ben. Hayır, ensest değil. Yani bu bir tezattır. Bir. İkincisi bu tarz haberler demeyeyim, çıplak kadın figürleri toplumdaki bu bozulmayı çok ciddi etkiliyor. Hani bunda hiç sorumluluk hissettiniz mi? Yani sadece evet. Sizin adınıza diyeyim, demiyorum. Evet, kadın olarak hissediyorum. Evet, kesinlikle. Ama demin peki konuşmadık. Peki hiç müdahale ettiniz mi? Özür dilerim. Evet, ettiğim oldu. Ama şöyle bir şey var, biraz önceki konuşmada tabii bu çok o kadar geniş yerlere giden bir şey ki çok fazla tabii her şeyi anlatmak mümkün değil. Ama neticede hazırladığınız yayın her ne olursa olsun parayla satılan bir yayın ve bunun ticari bir tarafı olduğu, ticari bir boyutu olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Bugün sadece Posta'da, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir takım değerler var, satan değerler. Satan değerlerin en başında da maalesef belki demeliyim kadın cinselliği geliyor. Ben bir kadın gazeteci olarak bundan kesinlikle rahatsızlık duyuyorum. Ve bu konuda değerlendirmeler sırasında gazetecilik aslında hala erkek egemen bir iş. Ve biz toplantı masasında, o birinci sayfa toplantısında iki yazı işleri müdürü var kadın olan bizim gazetede ama ben sadece giriyorum o toplantıya. Görsel yönetmenimiz var kadın, haber koordinatörümüz kadın ve de ben kadınım.
ve geri kalan erkek çoğunluk. Kullanılan dil, yapılan espriler, haberlere bakış açıları daha çok erkek egemenliğinde. Ve tabii ki bir takım çatışmalar çıkıyor değerlendirme aşamasında. Ama maalesef diyorum, bu sadece bizim gerçeğimiz değil, dünya gerçeği. Satışta önemli bir unsur kadın cinselliği bugün hala. Böyle, bu böyle. Bunu değiştiremiyoruz. Biz yani sadece biz değil, işte siz de söylüyorsunuz. Ben size bununla ilgili bugün hazırlıklı gelmedim, net rakamlar da verebilirim. Ama mesela internet gazeteciliğinde tıklama sayılarına baktığınız zaman çıplak fotoğraflar, kadını çıplak gösteren fotoğraflar en çok tıklanan haberler, görüntüler, bölümler. Ve doğal olarak da ticari bir unsur olarak kadın görselliği, kadın çıplaklığı diyeyim, var, yayınlarda kullanılıyor. Satılıyor diye, bekleniyor diye. Bu çok derin bir tartışma tabii. Yani hani bu benim tamamen kişisel görüşüm olur. Onu da söyleyeyim. Tabii ki bana kalsa hiç istemem yani, olsun. Karşı değilim ama kadın görüntüsüne, çıplaklığına, yani böyle bir şeyle satış olsun istemem ama böyle bir gerçek var. Bütün dünyada var, sadece Türkiye'de değil. Sadece postada da değil yani, görüyorsunuz gazeteleri. Efendim? Yani yaptığımız şey şu olabilir tabii ki, eğer bizi alın oradan, yani gazetedeki kadın varlığını çekip çıkartın. Nasıl bir gazete hazırlanır bilmiyorum. Tecrübe edilmedi böyle bir şey tabii ama muhtemelen bugünkünden farklı bir gazete hazırlanır. Şunu demek istiyorum, bizim varlığımız ve görsel malzemenin seçilmesindeki, kullanılmasındaki etkimiz, ki var, zaman zaman bununla ilgili tartışmalar da yaşıyoruz, kesinlikle belirleyici oluyor, dizginleyici oluyor belki, bilemiyorum ama etkimiz olduğunu biliyorum. Şimdi ben ona katılmıyorum çünkü bir sürü erkek egemen gazeteler var. Gazetelerin tamamı erkek egemen. Evet yani, ama bu kadar fotoğraf kullanmıyorlar yani, hepsi bunu yapmıyor. Birkaç tane var özellikle yapan. Bunlar nasıl yapıyorlar? Bulvar gazetesi özelliği tabii bu. Yani hangi yayınlardan söz ediyorsunuz, etmek istiyorsunuz bilmiyorum. Günlük siyasi ama gazetelerden bahsediyorum. Tamam. Tabii de magazin. Bulvar aynen gazetelerinin bütün dünyada ortak bir özelliği bu. Yani daha gülen, eğlenceli bir tarafı olması gerekiyor o yayınların. Bunu da sağlamak, sadece çıplak kadın değil. Yani bu tartışmanın boyutlarını geliştirebiliriz ve başka pek çok kullanılan fotoğraf ve haberi bunun içine dahil edebiliriz. Yani sadece sizin, anlıyorum hassasiyetiniz var. Benim de var bu konuda hassasiyetim. Ama yani sadece ondan ibaret değil etik tartışması bence yayıncılıkta. Tabii, kesinlikle. Şiddet görselliği de aynı. Bir sürü var yani, pek çok şey var. Umarım İnşallah zaman içinde daha iyi hale gelir diye umuyoruz. Buyurun tabii. Siz Türkiye'de en çok satış yapan gazetelerin başında geliyorsunuz. Yazı evet, işlerini müdürsünüz o gazetenin. Ancak bir taraftan da baktığımızda çekirdek bir kadroyla çalışıyorsunuz. Evet, genelde doğru. Ajans bazlı çalışıyorsunuz. Doğru. Fakat bir yakın son raporlarına göre üniversite bazında değerlendirirsek üniversite okuyucu kitleniz çok az. Üçüncü hı hı sırada yer alıyorsunuz. Aslında bir taraftan arkadaşlarının sorduğu soruya bir yanıt bu. Siz Türk halkının matrisini çözmüşsünüz diyebilir miyiz? Posta gazetesi olarak. Bence evet, çözmüşüz diyebiliriz. Değil mi? Yani o bir yakın raporlarında da tamam, sonuç öyle görünüyor olabilir ama birbirine çok yakınlar. Yani biz kendi yaptırdığımız araştırmalarda görüyoruz ki genç okurumuz çok fazla, kadın okurumuz çok fazla. Bu da bir ironi. Kadın okurunuz yani, aslında %50'den fazla kadın okuruna sahip tek gazeteyiz biz. Efendim? Belki ama yani kadınlardan hiç şikayet almadık bugüne kadar, onu da söyleyeyim. Bu çıplak kadın fotoğraflarını niye kullanıyorsunuz diye. Belki onlar da bakıyorlar ve beğeniyorlar, bilmiyorum. Ama böyle bir gerçek de var yani Türkiye'de. Aslında biz şeyiz galiba, bir fail yakalanınca üzerimizdeki tüm günahları onlara yıkan bir koca toplu suçlular örneğiyiz.
Aslında bugün herkes eleştiriyor ama en çok Posta Gazetesi okunuyor. Bir taraftan ona bakması gerekiyor. Biz hep bununla, bu bir espridir aramızda. Radikal de Posta'dan bir süre sonra ve aynı kişi tarafından kendi bünyemizde çıkartıldı. Ve biz birlikte çalıştık o arkadaşlarla. Zaten aramızdan bir bölümü orada çalıştı. Sonra değişim, dönüşüm, rotasyonlar oldu falan. Ve bu bir espriydi. Herkes sorduğunuz zaman anketlerde radikal okuyorum, cumhuriyet okuyorum falan diyor. Kimse Posta okuyorum demiyor. Ama sonuçta satışa baktığınız zaman radikal satmıyor. Kim alıyor bunu? Yani herkes okuyor ama kimse almıyor. Ama Postayı herkes alıyor, kimse okumuyor. Böyle bir şey var. Ve bu pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz değişmeye başladı. Son birkaç senedir insanlar daha rahat ifade edebiliyorlar bunu. Çünkü işte kısa, öz, her şeyi görebiliyorum. Hani günün nabzını tutabiliyorum, onun için tercih ediyorum diyorlar. Ama ben yine de kişisel kanaatim, insanların maalesef bu demin sizleri rahatsız ettiğini konuştuğumuz şeyleri beğendikleri, izledikleri ve olmasında hiçbir sakınca görmedikleri. Çünkü eğitimli grubun girdiği, gazete okumuyorlar diyelim, böyle bir şey de var artık. Eğitimli grup gazeteleri internet üzerinden takip ediyor, satın alarak ve elinde tutarak okumuyor. Böyle bir dönüşüm, değişim var. Ama onların da o haber sitelerinde en çok tıkladıkları haberler genellikle cinsellik içerikli haberler oluyor. Ve görüntüler oluyor. Yani biz bunları görebiliyoruz. Bu matematik bir gerçek işte yani. Ama bir taraftan da yanlış hatırlamıyorsam 500 binin üzerinde bir tirajınız var ama 500 bine yakın tiraj kaybettik. Bugün Posta Gazetesi Başbakanlığın yurt dışı temaslarını katılabiliyor mu? Çağrılıyor mu? Çağrılmama sebebimiz farklı ama bununla ilgisi yok. Yani bizim kendi Posta Gazetesi çok ilginç bir gazete bence. Kesinlikle. Bence çünkü üniversitelerde tez olarak araştırılmalı ve konu yapılmalı bu. Almanlar bu konuda bir talepte bulundular. Şöyle bir şey. Aslında bugün muhalefeti belli bir dozda yapabilen tek yayınız belki de. Yani başbakanın gezilerine çağrılmama nedenimiz de bu zaten. Başbakanın bizi sevmiyor oluşu ama sevmemesinin sebebi var böyle bir şey. Ama bugün o zaman Hürriyet Gazetesi çağrılmazdı. Cumhuriyet Yok, Hürriyet Gazetesi'ni doğru mantıkla takip ederseniz öyle bir muhalefet olmadığını göreceksiniz. Ama en azından istikrarlı bir muhalefet olmadığını göreceksiniz. Yok, bunun sebebini biliyoruz biz. Yani başka şekillerde de biliyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Tamam, olur, peki. Peki, buyurun. Buyurun. Evet. Merhaba. Merhaba. Ben dil açısından bir soru soracağım. Tabii. Mesela hani bazı tutarsızlıklardan, yazım hatalarından, imla hatalarından bahsettiniz. Ama bu hani bizim Türk Dil Kurumu var, devletin kurumu. Ona bile baktığımızda büyük bir tutarsızlık var. Çünkü başından beri 7 kere imla kılavuzumuz değişmiş. Bunların 7'sinde sebebi başa gelenlerin siyasi görüşü. Tamamen bu. Yani nesnel bir şey bu. Onun için size bir müdahale, bir de hassasiyet açısından bir soru soracağım. Buyurun. Mesela size gelen haberleri olsun, köşe yazılarını olsun, bu şekilde müdahaleniz ne yönde oluyor? Yani gelenekçi mi bakıyorsunuz, batılı yönde mi? Veya ona mı bırakıyorsunuz? İnisiyatif size hassasiyet açısından da şunu soracağım. Kendi hassasiyetiniz Türk diline karşı nasıl? Mesela şimdi konuşmanızda... Bu konuda belli prensiplerimiz var. Evet. Kullandığımız, kullanmadığımız, kullanılmamasını istediğimiz kelimeler var mesela. Aslında iyi bir soru sordunuz. Orada da yayın yönetmeni ve gazetenin genel yapısı devreye giriyor. Yayın yönetmeninin beklentisi. Mesela Posta Gazetesi'nde bayan sözcüğünü hiçbir zaman görmeyeceksiniz dikkatlice bakarsanız. Çünkü biz bu kelimenin kadını aşağılayıcı demeyeyim ama doğru bir ifade şekli olmadığını düşünüyoruz, inanıyoruz. Kadının kadın olarak yer almasını istiyoruz. Bayan voleybol takımına bile kadın voleybol takımı diyoruz. Çünkü diğer erkek de bu niye bayan? Hani bayan bir hitaptır. Resmi metinlerde, resmi davetiyelerde bay ve bayan olarak tabii ki geçebilir, kullanılabilir. Doğru kullanım alanı da odur zaten ama bayan işte Elif neyse, her neyse işte yani bayan diye hitap edilen bir insan, bir kadın düşünemiyoruz. Böyle hassasiyetlerimiz var. Onun dışında kullanımla ilgili yani TDK'nın tabii ki öneri tavsiyelerini
baz alıyoruz. Ama orada da kendi aramızda da sürekli, yani gazetenin içinde bütün bu mutfakta üretim sürerken, ya şunun yazılışı tam olarak nedir, ben işte iki ayrı şeye ulaştım, sizce nedir, işte o zaman da hep birlikte bir karar veriliyor falan, böyle bir işleyiş var. Yani batılı ya da doğulu falan diye böyle bir bakış açısı falan yok, hassasiyet yok, sadece temiz düzgün rafine bir Türkçe ama anlaşılır, herkesin anlayabileceği bir Türkçe konuşulması, kullanılması hedefleniyor. Dil ve üslup özellikle üstünde durduğumuz bir konu oldu. Çok hoşuma gitti. Ben rötarlı geldim, kusura bakmayın, trafiğe takıldım ama ben de iletişim hocasıyım. O yüzden benim de çok önem verdiğim bir konu bu. Bu konuda herhangi bir kılavuzunuz var mı? Bir de yani bunu bir örnekle aslında size sormak istiyorum. Mesela geçen haftaki derste geçen bir şeydi bu, terminolojiydi. Sırp kasabı. Beni bu terminoloji sadece şahsi olarak kötü etkilemiyor, rencide etmiyor. Aynı zamanda farklı toplulukları ve politik kesimleri de rencide ettiğini düşünüyorum. Ayrıca kasapları da rencide ettiğini düşünüyorum böyle bir terminolojinin. Hı hı. Dolayısıyla buna karşı sizin herhangi bir kalkanınız var mı? Bir kılavuz kullanıyor musunuz? Bu konuda çok ciddi tartışmalar yaşıyoruz gazete içinde. Ama orada da belirleyici olan yine yayın yönetmeninin yaklaşımı oluyor. Ama yani insanları rencide edebileceğini düşündüğümüz, bu sonuca vardığımız her şeyden kaçınıyoruz, kaçınmaya gayret ediyoruz, onu söyleyeyim, o hassasiyeti gösteriyoruz. Ama topluma mal olmuş, insanların öyle bildiği, öyle tanıdığı, öyle dile getirdiği bir takım sıfatları da biz de kullanıyoruz, evet, kullanıyoruz. Yani kişisel olarak memnun musun derseniz, pek çok şeyden değilim. Ama beklenti, yani gazetecilik öyle bir şey ki aslında beklentiye göre de şekilleniyor. Sizin okuyucunuzun hassasiyetleri de çok belirleyici bir unsur. O yüzden onları rencide edebileceğini düşündüğümüz her şeyden kaçınıyoruz. Ama onların memnun olarak, severek, isteyerek kullandığı şeyleri de biz de kullanıyoruz. Pardon? Aha. Terörist başı diyeceğiz. Hı hı. Hiç böyle bir kaygımız olmamalı mı? Yani toplumu ayrıştırmak, toplumu dönüştürmek. Yani bu tamamen kişisel görüşüm ama. Hı hı. Bence olmalı. Pek çok konuştuğumuz pek çok konuda da olmalı. Ama dediğim gibi neticede beklentiler, mesela güzel bir şey söylediniz. Terörist başı, elebaşı falan. Bunlar şahsi olarak benim mesela sevmediğim hitaplar, sıfatlar. Ama bunu kullanmadığınız zaman, biz bunu yaşadık gazetede. Tabii. Ve burada eğitim düzeyi de inanın fark etmiyor. Siz eğer Abdullah Öcalan'dan terörist başı diye söz etmezseniz, ertesi gün yani normal bir şekilde yazarsanız, ertesi gün okuyucu sizi topa tutuyor. Sen o iğrenç insandan nasıl öyle söz edebilirsin diye. Ve yani bu inanamayacağınız kişiler tarafından da böyle oluyor. O yüzden siz mecbur kalabiliyorsunuz zaman zaman bu tür sıfatları da kullanmaya. Yani biz hep böyle mi kalacağız o zaman? Toplumda kalmayacağız böyle bence, mi kalacak? Hayır. Yani. Ben Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm içinde olduğunu düşünüyorum. Yani ümitliyim. Yani sayın de meselesi evet, değil. Gazetecilik dili yani terörist başının karşılığı Sayın Öcalan değildir yani. Onu bilmek lazım. Sayın Öcalan denmesin de işte yani Abdullah Öcalan diye de söz edilebilir belki. Hani terörist başı ya da işte sözde, özde falan gibi sıfatlar kullanılmaya da bilir. Daha soğukkanlı bir yaklaşım olabilir. Ama halk bunu beklemiyor. Yani bunu yaptığınız takdirde çok ciddi reaksiyonla karşılaşırsınız. İşte burada bir sürü tartışma yani farklı görüşler tabii ki. Yani gazetecilik de aslında sübjektif bir iş zaman zaman belli noktalarda. Ama bitti galiba süremiz. Çok teşekkür ederim.